Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler, bugün Sakarya'dayız, Kocaeli'deyiz. Bir aileye misafir olduk. Önce aileyi sizlere tanıtalım. Önce Akın Bey, sizi tanıyalım. İlk önce hoş geldiniz. Ben Akın Tırtıl. Caferiyeliyim. Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm. İstanbul'da ikamet etmekteyim. İşte hafta sonları 15 günde bir, ayda bir köyümüze geliyoruz. Annem burada. Babam rahmetli olduğu için annemi ziyarete geliyoruz ve kendi evimizi açıyoruz. Güzel bir vakit geçiriyoruz. Şükürler olsun. Kardeşlerimi de aynı zamanda tanıtayım. Aynur, Erkan. Bunlar da sağ olsun köye gelirler. Kız kardeşim Avrupa'da, Almanya'da ikamet etmektedir. Aynı zamanda Türkiye'de de evi var. Kendi çoluk çocuğu buradadır. Gidip gelirler. Şükürler olsun. Bir dayanışma içerisindeyiz. Kardeşler olarak, toplam kardeş olarak 6 kardeşiz. Ailenin en büyüğü benim. İkinci Erkan. Üçüncü, dördüncü burada yok. Aynur Hanım ikiz. Bir astsubay kardeşim var, demek ki oldu o da. Onun ikizidir kendisi. Güzel bir kardeşler arasında, güzel bir diyaloglarla güzel geçim sağlıyoruz. Allah'a şükürler olsun. Sevgili seyirciler, Sakarya'ya baktığımız zaman, Çerkezlere veya baktığımız zaman Çerkezler, Abazalar, Adigeler, özellikle Abazalarla Adigeler köylerini terk etmemişler. İş bulmak için büyük şehirlere gitmişler ama özellikle de topraklarını satmamışlar. Baba ocağı demişler. Emekli olduktan sonra büyük şehirlere yerleşseler bile baba evini unutmamışsınız herhalde. Allah'a şükürler olsun. Ben baba evinin haricinde ben burayı satın aldım. Daha doğrusu bir Türk demeyeyim de daha doğrusu bir şahıstan satın aldım. Abaza değildi. Adige'de değildi daha doğrusu. Satıyordu. Ben aldım. Dedik ki burada bir ayrıyetten de bir evimiz olsun. Bir yerimiz olsun. Aile olarak da kalabalık olduğumuz için bizim için de çok çok iyi olur diye düşüncesiyle burayı da o zaman satın almıştık. Sevgili seyirciler, bizim köyümüz yok. Ben Osetim, biliyorsunuz. Osetlerin tek köyü var. O da Yozgat'ta. Herkes bu lafa bana kızıyor da, bizim köyümüz var ama biz köylerimizi terk ettiğimiz için, topraklarımızı sattığımız için mecburen gittiğimiz yerde kaldık. Ama Abbazlar, Adigeliler ne hikmetse köylerine sahip çıkmışlar. Ekranda da gördüğünüz gibi çok güzel bir ev yapmışlar. Bu evi niye yapmışlar? Şunu diyebilirdik biz. Bu evi keşke İstanbul'da yapsaydık, yatırım yapsaydık. Ama onlar baba ocağını unutmadınız herhalde. Baba, onun için mi yaptınız yoksa? Doğru tabii. Baba ocağını unutmadık. Burada doğduk. Burada büyüdüğümüze göre burası bizim, yine de geleceğimiz yer burası. Köyümüze yerleşeceğiz. Tabii İstanbul'da veyahut da başka bir ilde olsa ne olur? Bizim için cazibesi olmaz. Sonuçta köyümüze geleceğiz. Başka çaremiz yok. Sevgili seyirciler, konuşmamızda bir de şunu söylemiştik. Bizim evlerimiz çok lüks olması lazım. Bizim için değil, çocuklarımızın geleceği için, çocuklarımızın cazip olabilmesi için büyük şehirlerde ne aradılarsa kendi köyümüzde de onu bulmaları gerekiyor. Bir de gördüğünüz gibi Çerkezlerin en büyük özelliği bahçelerinin, ön bahçelerinin büyük olması. Bu bahçeye neden o kadar önem veriyorsunuz? Şimdi bizim genlerimizde mi var bilemiyorum. Genel olarak biz evden ziyade bahçeye çok önem veriyoruz. Düzene çok önem veriyoruz. Evimiz eski olabilir. Eski evler de var. Ama bakımlı, boyalı, badanası yapılmış, tertemiz, çiçek gibi oluyor. Biz ondan mutlu oluyoruz. Yani biz halk olarak düzende çok hayranız ve düzeni çok çok seviyoruz. Sevgili seyirciler, Çerkezler'de ilişkiye baktığımız zaman abi büyük. Abi büyük olduğu için mikrofonu ona fazla uzatıyoruz. Onun konuşma şansı biraz daha yüksekte. Hepsi anneleri var. Bayram ziyaretine herkes anne evine gelme mecburiyeti var herhalde. Mutlaka tabii. Gelmeyen olmaz.
Allah korusun, sağlıkları iyi olduğu müddetçe ziyarete gelmek zorundalar. Sevgili seyirciler, Çerkezler'de aile ilişkileri nasıl? Bir de ona bakalım. Sorunları nasıl çözüyorlar? Kardeşler arasındaki ilişkiler nelerdir? Biz onları çok merak ediyoruz. Abi olarak soruyoruz. Sizin de 5 tane kardeşiniz var. Bu sorunlarınızı, aranızdaki ilişkileri nasıl çözüyorsunuz? Şimdi bizim aramızda herhangi bir sorun olmuyor. Olsa dahi biz toplanırız. Ben davet ederim kardeşlerimi. Bir araya geliriz. Sorunları dinlerim. Nasıl halledebilirim? Onun yoluna giderim. Tabii kızarak, bağırarak, çağırarak değil. İkna ederek bunları bir araya toparlayıp az da olan sorunları büyütmeden kapatırız ve düzene koyarız. Sevgili seyirciler, aile şunu söylüyor, ben konuşarak olayları çözmemiz lazım. Bir de evin küçük kızına soralım. Sizin de herhalde bir fikirleriniz vardır. Bu fikirleri beyan ettiğiniz zaman abinizden kabul görmesi çatışma oluyor mu? Yoksa mecburen abinizi dinlemek zorunda mı kalıyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey, herkesin tabii ki kendine özgü fikirleri var. Ya fikir çatışması elbette ki oluyor ama bizde kırgınlık olur, küslük olmaz. Biz sorunlarımızı konuşarak çözmeyi yeğliyoruz. Nitekim de zaman zaman bunu da yapmışızdır. Biz birbirimizi çok seviyoruz, kardeşler olaraktan. Onun için her yıl ben yurt dışında yaşıyorum. Her yıl buraya mutlaka geliriz. Bir arada toplanırız. Bayramlarda bilhassa torunlar, torbalar hepsi birlikte olurlar. Güzel vakitler geçiririz. Küskünlük olursa tabii ki bunlar olmuyor. Onun için hepimiz bunun bilincindeyiz ve bu şekilde davranıyoruz. Peki en son söz kimin? En son söz tabii ki büyük abimizin. Dediğim gibi, elbette ki az önce de dile getirdiğim gibi fikir çatışmaları olabilir. Hepimiz ayrı bir bireyiz. Ama birbirimizi dinleriz, birbirimizin hatalarıyla kabul ederiz, örteriz üstünü ve yolumuza devam ederiz. Peki abi şöyle söyleyelim. Bildiğimiz bir sorun yok. Yok Allah'a şükür. Misal yani, siz aileyi topluyorsunuz. Önce nasıl konuşuyorsunuz aileyle? Diyelim aile 10 kişi bir masaya oturduk. Abi sözü aldı. Şimdi hemen konuya girmiyoruz tabii. İlk önce ısınma turları yapıyoruz aramızda. Nasıl oluyor? Isınma turları da yapıyoruz aramızda. Biraz böyle biraz abi şeyi böyle otoriter bir değil de yani böyle biraz daha ılımlı muhabbete döndürüyoruz. Sonra konuya giriyorum. Konunun şekline göre, akışına göre, suyun akışına göre devam ediyoruz efendim. Ve sonuçta peki abi şimdi şöyle diyelim. Ailenin bütün sorunları size bir şekilde gelir herhalde. Mutlaka gelir, mutlaka gelir, gelmek zorunda. Yoksa ben ailenin en büyüğüm. Babam rahmetli. Babam Rahmet. 20 sene oldu vefat etti. Haliyle ben önderlik yapmam lazım kardeşlerime. Maddi manevi ne gerekiyorsa çözmek zorundayım. El birliğine hep beraber onların da desteğiyle, onların da iyimser bakışlarıyla bunları çözüp yoluna koyuyoruz. Peki önce bir de kardeşe soralım. Şöyle sizi şey yapalım. Sorunları nasıl çözüyorsunuz? Diyelim bir sorununuz olduğu zaman abinize mi diyorsunuz? Abiniz mi size sorunu aç diyor? Şimdi öncelikle hoş geldiniz diyorum size. Şimdi öyle bir sorunumuz olduğu zaman zaten abim zaten Duyuyor. devreye giriyor. Duyuyor, devreye giriyor. Ondan çözüyor işte. Bir arada oturuyoruz, konuşuyoruz. İşte soruyor bize. Şöyle bakalım. Yani sevgili seyirciler, bu ailenin çekirdeği burada. 4-5 tane ev var. Toplam 40 kişiyi geçiyorsunuz. Hemen hemen 40'a yakınız artık. Bunun Evet. içerisinde
gelinler var, torunlar var, Allah çocuklar var. Evet, bunların evet. hepsini yönetip yönlendirme çok. Bir de ayrıyetten bizim gibi gelen davetsiz misafirler de var. Estağfurullah. Her zaman başta. Bunlara sofra kurma, ağırlama oldukça hem külfetli hem zor hem hata oranı da sıfır olması yani lazım. Bereketiyle geliyor. Gelen olduğu zaman da bereketiyle geliyor. Allah'a şükürler olsun. Sıkıntımız olmuyor, şükürler olsun. Bizim şöyle söyleyeyim, biz güler yüzlü insanlarız, mütevazi insanlarız, kapalı düşünmüyoruz, hiçbir şeyi kapalı düşünmüyoruz. Biz böyle herkes mutlu olacağı şekilde hareket etmeye çalışıyoruz ama tabii dozajını kaçırmamak şartıyla. Herkes haddini bilecek. Haddini bilecek. Tabii. Haddini bilmezse haddini bildirirler. yani haddini bilmek zorunda. evet sevgili seyirciler. Aslında sorunları çözme çok kolay. Bana sorarsanız nasıl bir insansınız? Belki benim de onlarca kişiyle konuşmuyorum ama sorunlarımı da dile getirmiyorum. Karşı tarafta sorunlarını bilmediği için aramızda kırgınlıkları bir türlü gideremiyoruz. Demek ki kırgınları gidermek ne kadar kolaymış. Baştaki büyükler gelecek. Başka çaremiz yok. Yani ailenin bütünleşmesi için, bütünlüğü kopmaması için konuşarak anlaşmak lazım. İletişim şart. Herkes birbirine küsse orta yol bulunmaz ki. Onun için bir araya gelip de bir orta yolu bulmak lazım her zaman herkes için. Peki ablacığım, siz evin tek kızısınız. Evet. Herhalde biraz da imtiyazınız mı var? Toleransınız mı var? Oluyor mu yoksa da? Muhakkak. Tabii ki 5 erkeğin içinde bir kızım ben. Sevildiğimi de düşünüyorum açıkçası. Ben de onları çok seviyorum. Yani güzel bir diyalogumuz var. Yani aileyiz sonuçta. Bizim şöyle bir şey, bizim mahkemeye falan ihtiyacımız yok. Kendi mahkememizi bir yazısı kendimiz yönlendiriyoruz. Evet sevgili seyirciler, biz bu programımızı burada bitiriyoruz. Abi son olarak neler söylemek istersiniz? Vallahi Allah sağlık versin tüm Türkiye'de yaşayan İslam aleminin herkesin geçmiş bayramı mübarek olsun. Allah herkese sağlık sıhhat versin diyorum. Başka ne diyeyim? Sizlere de çok teşekkür ederiz. Buraya kadar yoruldunuz geldiniz. Sağ olun, eksik olmayın. Yine de bekleriz sizleri de. Ablacığım sen neler söyleyeceksin? Almanya'dan gelme zor oldu herhalde. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Onur ettiniz bizi. Tekrar bekleriz. Evet şöyle bir şey. Almanya'ya gidip geliyoruz zaman içerisinde. Ama artık Türkiye'li olduk. Burada da çok mutluyuz. Böyle aileyle de birlikte olmak tabii ki mutluluk kaynağımıza vesile oluyor. Böyle. Peki abi size söyleyelim. Bir sorununuz olursa abiye atıyorsunuz. Siz aradan sıyrılıyorsunuz. Küçük olma biraz daha avantaj herhalde Çerkez ailelerde. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet sevgili seyirciler bir programımızı burada bitiriyoruz. Bizi seyrettiğiniz için hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz. Başka programlarda buluşmak üzere.